Evet. Peki telefon attığımız demiş. Ayda Hanım günaydın. Evet, bağlansın kendini çok şey efendim, yapar. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Önce beni dinler misiniz? Onları susturun. Onların hepsi psikolojisi bozuk, tamam evet, mı? Evet, benim psikolojim bozuk. Senin çok düzgün de ondan biz bu haldeyiz değil mi? Senin çok düzgün. Allah'ın belası kadın. Yazıklar olsun. Bir sana kere yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. İnsansan buraya oraya gelirsin. Ya. Bana dedi de tamam sen bana dedi bir dinle. Tamam bir dinle. Yazıklar olsun. Dur bir Ayda Hanım'ı dinleyelim sonra siz cevap verin. Tamam Ayda Hanım siz konuştunuz. Buyurun şimdi Ayda Hanım cevap versin. Buyurun hiç Ayda Hanım. Birinin bakın lütfen susturun onu. Hiçbirini atlıyor yazıklar olsun. Beni oralara kadar. Kadın ben bir dolu kadın tamam ben evlilik düşündüm arkadaş tavsiye etti. Evet arkadaşın söyle o arkadaşını da söyle. O arkadaşını da söyle buraya. Çok söyle o arkadaşını. Tamam mı? Söyle o arkadaşını söyle bak, bana cevap senin ver. Senin baban evli olsaydı tamam. Arkadaşım bana önermezdi tamam evet, mı? Evet evliydi asla benim baban. Asla ve asla önermezdi kesinlikle. Peki o Sebahat Hanım evinizde evliydi niye başka erkeklerle konuştuğunu söylemiyorsa baban istemediğini söylemiyorsa beni o söylüyorsun. O seni ilgilendirmez he? Yanındaki babam. Evli bir erkekle çıkacak kadar ben salak değilim o kadar sen tamam mı? Sen sahte hesaplarla ne geziyorsun Facebook'larda? Hiçbir şey. Sen bir dinle bir Meryem Avcı diye sen ne geziyorsun Facebook'larda? Boşanmış ya da sen onu cevap ver lütfen, bana. Lütfen. Sen o Sebahat'ın baban evliyken aranıza girdi de onu söylemiyorsa benim yazıyor. Ben baban evli değildi bir kere tamam sen mı? Sen bana bir cevap baban ver. Sen sahte değildi, hesapla ne geziyorsun Meryem değildi, Avcı tamam olarak? Mı? Sen kimleri ağır düşürmeye çalışıyorsun? Olsa, tamam, bak bu iş cevap ver. Böyle bir şey verdirmez. Dur önce konuşsun sonra siz konuşun. Ha. Ben burada sevilen bir insanım yazıklar olsun evet, size tamam başka hiçbir şey demiyorum. Olsun. Belki şimdi kaybettiniz babanızı. Ben kaybetmedim. Ben bir şey siz kaybetmedim. Bizi, siz bak beni dinler misiniz? Lütfen Müge Hanım'ı konuştursaysa ben hiç konuşmayayım. Dinliyorum. Biz orada evlilik yaptık Müge Hanım. Müge Hanım beni dinliyor musunuz? Dinliyorum, dinliyorum. He, ben o zaman onları konuşturmayın lütfen. Bak ben çok sinirlenim. Beni dinler misin? Aldırdık işte hanımefendi. Tamam. Bak ben bakmıyorum telefonu televizyonu. Şu anda babası kalp krizi geçirmek üzere. Evet, bakın geçirin, böyle geçirin. Bir insan değil çok ben ayıp de, bir şey. Ben buna. Ne krizler ben geçirdim? Onlara, siz tatillerdeydiniz be. Ben de krizler geçirdim. Yazıklar olsun, yazıklar olsun Müge size. Müge Hanım, biz sizi, var ya. Yazık, bir de bir sus. Şey bir sus. Müge Hanım susturursanız bir ben sus kapatıyorum telefonu. Ama bir dakika, ama biz Ayda Hanım'la bir konuşmak için aradık ya. Bir, o da bir cevabını verse şimdi sizin söylediklerinize. Tamam, sonra siz de cevap verin. Şimdi Ayda Hanım. Tamam hayırlı uğurlu olsun evliliğiniz hani beğenmişsiniz birbirinizi evlenmişsiniz kimsenin diyecek bir şey yok ama bunlar da mesela yetişkin kızlar niye bu kadar sizden şikayetçiler sizin yaşınızdaki bak, bir hanımefendinin bu aileyi bir derleyip toplaması gerekirdi ben evet toplayacaktım ben hepsini topladım onların bakın yapmayın benim de tarlada balta mülte parada işim yok benim evet. Evim var şehrin orta göbeğe tarlamı satsam bugün iki tane ev alırım benim aldığım salkımım her şey benim para ben emekliyim zaten hiçbir şeye ihtiyacım yok benim bu yaştan sonra kocayı ne yapacaktım onu arkadaş vezileziyle dedi ki ayrılıyor bunlar imam nikahı dedi zaten başkasını seviyor kızı başkalarıyla konuşuyor dedi tamam mı ben ondan sonra bir görüşelim dedim biz Facebook'tan yazıştık görüştük ondan dedi ki zaten kadın beni aldatıyor başka erkeklerle konuşuyor dedi tamam mı ben bırakacağım zaten bu kızlar bunu bir duydular seyirse takip et. Müge Hanım lütfen bakın susturur musunuz? Tamam dinliyorum Müge ben. Müge Hanım lütfen. Dinliyorum ben seni. Ben konuşacaksam ben konuşmayacaksam tamam, kendimi ifade tamam, edemeyeceksem tamam, ben çekeceğim yayında. Tamam Cennet Hanım da diyor ki iyi de diyor babam onunla konuşurken evde Sabahat vardı diyor. Yani yalan neyse şimdi artık o da sizin... Öyle bir şey. Hayır. Zaten ben dedik ki ben zaten bıraktım dedi onu dedi. Bıraktım Müge çünkü Hanım, ben... Vallahi de billahi de babamın evindeydi daha saniye, o kadın. Ya aslında Ayda Hanım ben size şunu söyleyeyim yani. Sonra babanızın adı neydi? Azmi. Tamam aslında bu Azmi Bey'in problemi yani. Şimdi biz kadınlar burada ne söylersek söyleyelim. Yani eğer burada bir yanlışlık varsa bu babanızın yanlışlığı. Bunu şimdi bu ne Ayda Hanım'ı bağlar ne seni ne beni bağlar yani. O onunla iken konuşuyor. Tabii bir bakmak da lazım beyefendiye sağlık durumuna. Çünkü bu anlattığınız şeyler açıkçası belirli bir yaş hani hiçbir yaş grubu için normal olmamasına rağmen belirli bir yaş grubu için bu anlattığınız başka sağlık problemlerine de işaret ediyor olabilir. Evet, var. Şimdi bilmiyorum Ayda Hanım farkında mısınız? Yani eğer bu şekilde devam ederse eşiniz mesela şu anda da Facebook'tan sizin haberiniz yok bir başkasıyla görüşüyor olabilir. Değil mi? Kapalı ki.
Kapalı, pensi kapalı. Kapattı benim evlendi, her şeyini kapattı. Bakın sağlık problemi de yok adamı, lütfen bunlar zaten döve döve babaları var ya. Ederim. Ben diye. Babama bak, elimi kaldırmadım. Bak, bak seni parçalarım kadın. Dağmat, bana iftira dövmedim atma. Dövmedim bana babanı, iftira atma Allah'ın belası. Kim dağmat, dövmüş dağmat, babasını? Dövmedim. Sen görürsün. Ben Bergama'ya geleceğim. Vallahi. Senin burnundan getireceğim anamdan emdiğin sütleri. Sen vallahi, görürsün. Gel. Hiç kimse görürsün. De. Ben herkes biliyor utanmazlar burada ya. Tamam mı? Yazıklar olsun size. Oralar... Bak- Peki bak. Ayda Hanım. Toplayamadınız bir etrafınıza. Gelmediler ki. Ya bakın biz, Müge Hanım beni dinleyecekseniz lütfen bak diyorum. Tamam işte dinliyorum hayatım, sen onları. De cevap veriyorsun ona işte, biz ne yapabilirim evlilik, ben ne yapayım? Biz evlilik bak, bakar mısınız değil Müge Hanım? Efendim? Müge Hanım beni dinlemeyecekseniz ben kapatacağım şimdi şu anda. Allah Allah dinliyorum işte Ayda Hanım, Allah Allah. Bak, dinleyip ne yapayım? Ses geliyor, ses geliyor çok o yüzden. Biz evlilik yaptık, biz o evde oturacaktık, çocukları da toparlayacaktık, öyle konuştuk eşimle. Ayda Hanım pardon bakın bir saniye. Şimdi mesela Sabahat Hanım'ı annelerinin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra çiçekle çikolatayla abisinden istemeye gitmişler. Sizi istemeye gelen oldu mu? Geldiler. Kim İstemeye geldi? Değil. Ama oturmaya barışmaya diye gittim. Çok hata ettiler geldiler. Evlenmeden eve. Önce. Tamam mı? Hayır bir dakika, gün... bir dakika Ayda Hanım dur sakin. Sizi istemeye kim geldi evlenmeden önce? Ben onun konuşması bitince orayı anlatacağım size. Bir dakika kim geldi? Kızların hepsi geldi. Damatlar geldi. Bu damatlar bunu dövmüşken yine de benim getir gel damatın dedim. Olsun o da ben getirmeyeceğim konuşmayı. Yani damatlar, kızlar geldiler sizi istemeye. Kimden istediler? İsteme yok. Geldi zaten anlaşıyorduk ya. Benim kimsem yok zaten. Geldiler oturduk her neyse özür dilediler yaptılar. Biz kötü konuştuk dediler. Bakın Müge Hanım gittiler biz ertesi gün eşyayı taşıyacağız. Dedik ki çok rezillik oldu orada. Biz eşyayı taşıyacağız topladık orada. Bakar mısınız o gün bütün hepsi polisleri. Polisler de şahittir ya. İnan bak şikayet hayır şunu soruyorum Ayda Hanım. Madem güzeldi niye o zaman gizlice nikah kıyıldı iddiasındalar? Yani niye nikahınıza gelmediler? Ama her gün bize bağırıyorlar çağırıyorlar. Biz 40 kaçtan ev tuttuk. Adamın 4 katlı evi varken orada bıraktık. Onlara bulaşmamak için ev tuttuk. Dedi ki biraz öfkeleri geçsin. Biraz duralım birkaç ay. Yine barışırız. Yine konuşuruz dedik. Ama bunlar hiç şey yapmadılar. Hiç tutmadılar. Ayda Hanım. Ben aşka çok hürmetkarım. Siz aşık mı oldunuz Azmi Bey'e? Kesinlikle. Ya biz severek evlendik. Aşık değil. Ya bu yaşta aşık olup o çulsuz bir adam olsaydı sana o adamın sümüğünü bile atmazdın. Bakar tamam mı? Efendim? Bak, tamam mı? Ana! Benim balım senin babandan fazla. Evet, benim balım senin babandan fazla. Ben fazla olduğu için mi babama evleri vermeyeceksin kızına diyorsun? Bunun için hadi size cevap ver. Cevap baban ver. Diyor. Babanla konuşun. Ha. Bak Cennet evet. Hanım babanla konuşun. Benim evler beni ilgilendirme. Benim evet. Malla mülkle işim yok. Ben ne yapayım? Ne oldu? Tamam hayırdır evleri. Bayramdan siz sonra 3 ile 4. katı satacağım diyormuşsun. Ben sana sattırırım o evleri. He? Sattırmayayım ben sana o evleri. Ay kız bana ne? Ben benim ne annem ben tarlalarda çalıştı güneşin altında. Dedi. Bak bunlar 3'ü bir tarlaya gittiler. Ben sana annemin emeklerini yedirtmem. Ben ne? Kendim ölürüm ben sana o emekleri yedirtmeyeceğim tamam mı? Yedirtmeyeceğim sana o emekleri. Tamam mı? Kendim ölürüm sana o emekleri yedirtmeyeceğim. Sen görürsün. Ben size Allah korkusu yok mu ve yazıklar yok. Olsun size ya. Ben hiçbir şey demiyorum sizi Rabbime evet. Havale ediyorum. Ben seni Allah'a havaledim tamam mı? Sen kimsin ya? Bana babamı ver ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Bak Müge Hanım babanla biz babamla konuşamıyoruz. Bak bu kadın babam niye Ayda telefonu Hanım, vermiyor? Bir şey söyleyeceğim. Yani zaten ver. Diyorlar ki Ayda hayatına girdikten ver. Sonra babam hani bize bölüştüreceği evleri de vermedi Ayda Hanım yüzünden. E siz de diyorsunuz ki benim onun hiçbir şeyine ihtiyacım yok. E siz niye boşuna kötü oldunuz? Azmi'cim benim evim de var, barkım da var, emekli maaşım da var. Sen o zaman çocuklarını öldükten sonra onların üzerine kalacak şekilde evleri yap. Biz de huzurlu hayatımıza devam edelim diyebilirdiniz. Biz zaten onu biz ne yaptık biliyor musunuz? Evleri istemiyoruz dediler. Evleri ödeştir baba dediler. Ben de dedim ki o zaman. Biz dedim o zaman evleri onu istediler baştan çünkü. Herkesin malı kendine olsun diyerekten herkesin malını biz gittik noterde yaptık. Her şeyimizi gidip araştırabilirsiniz. Bana kimse kimsenin pirbit bana baksana bir kere. Bakın. Sen bana babamı niye vermiyorsun? Onları. Kadın babamı telefona ver. Müge Hanım babam iki lafı babana. Bir araya getiremeyen bir insan. Bu kadın bunu çok hasta yapmış yemin ederim. Babam çok tuhaf bir insan olmuş. Bu kadın bunun boynuna tasmayı takmış. Kızlarınla konuşursan seni terk ederim diyor.
Benim ablam geldi Antalya'dan Kasım ayında geçen sene. Diyor musunuz öyle Ayda Hanım kızlarınla konuşma diye? Evet diyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.